Merhaba amca, nasılsınız? Teşekkürler. Sizi bekliyoruz. Genel Başkanımız İstanbul Milletvekili'miz. Merhaba, nasılsınız? Çay söyleriz. Anlamanız varsa. Yok. Tamam. Allah hayırlısını etsin. Bir an müdürsük tamam. İstiyoruz. Sizin vekillerine de destek olur için buraya geldi. İnşallah zorunda hizmet edeceğiz. Sizler de bize büyüklük yapacaksınız. Amin. Şimdi gelir. Evet. İnşallah. Sağ olun. Başkan adayımız Gürkan Gülay. Nasılsınız? İyi misiniz? Makarnaya muhtaç etti bizi. Makarnaya. Televizyondan seni tanıyorum. Destek olacak mısınız? Herkes yürütme kurulu. Makarnaya muhtaç etti bizi. Abi, 60 senelik esnafım. Yani ben değil. Ben 53 yaşındayım. Evet. 53 yaşındayım. 8 yaşından beri baba, dede biz mesleğimiz var. Evet. Makarnaya muhtaç olduk. Sifte yok da. Evet. Kendi imalatınız mı yoksa? Yok, alıp satıyoruz. Alıp satıyoruz. İşte bunun hesabını sormak lazım bunlardan. Başka abi güzel işi... konuşuyorsun da sizi de iktidara getireceğiz ama gelemiyorsunuz. Getirin, oy verin gelelim. Gelemiyorsunuz. Yani oy vermezseniz nasıl gelelim? O da doğru. O da doğru. Ama yani bak diyorsun merhaba. Ki sifte edemedim. Ben şimdi İstanbul milletvekiliyim. İstanbul'da o bölgede 3. bölge bu. Abi şimdi bak. Bak bir şey söyleyeyim. He, buyur. Ya gidiyorsun akşam saat 4 olmuş esnafa. Diyor ki daha siftah etmemiş. Ya siftah etmemişsin, 4 olmuş yani bunun hesabını, bunun şeyini, faturasını birine kes. Kime keseceksin? Ülkeyi idare edenlere. Herhalde. Bize oy verin ki bize destek olun, iktidara gelelim. Size oy vereceğiz de sizdeki bak ben yüzüne, ben harbi konuşuyorum. Evet. Sizin yukarıdakiler biraz böyle doğruya doğru değil. Nasıl öyle? Yani AK Parti'nin doğrusuna doğru değil. Eğrisine de eğri değil. Yani ben bu adamı sevmesem bile iyi yönünde diyeceğim, kötü yönünde diyeceğim. İşte burada biraz çelişiyorsunuz. Şimdi mesela burada bak konuşuyoruz. Bak şimdi ne Cumhurbaşkanı, gibi? Ben eski ülkücüyüm. Evet. Hasan Taşkıran'ı tanır mısın? Tabii abi. İsmail Hakkı bir. İşte bunlar. Toplayacağız fikirlerinizi alarak bu köprü olayını biz çözeceğiz abi. Onlar gibi kulak arkası yapacağız, size de buradan çık demeyeceğiz. Elmiyorum. Abi görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben de basın mensupları, işte dün sizinle bir basın açıklamasından sonra Ereğli'de programlarımız var. Bugün Zonguldak'tayız. Belediye başkan adayımızla beraber esnaflarımızı dolaşıyoruz. Gördüğümüz ilgiden gerçekten de memnunuz. Esnafların belediye başkan adayımıza karşı yakın ilgilerine, sıcak ve samimi yaklaşımları bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Ama gördüğümüz bir husus var. İşte saat 2 olmuş ama birçok esnafımızın daha henüz siftah etmediklerini, şikayetlendiğini sizlerin de huzurlarınızda gördük. Aynı şekilde esnaflarımızın belli bir kesimin, önemli bir kesiminde de bu hükümet tarafından Zonguldak'ın adeta gözden çıkarıldığı şeklinde bir ümitsizlik halini de müşahede etmiş olduk. Ama bütün bunlara rağmen belediye başkan adayımıza karşı, Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı en azından şimdiye kadar girmiş olduğumuz, görüşme imkanı bulduğumuz esnaflardaki samimiyet, yakınlık, ilgi, alaka bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah Milliyetçi Hareket burada sonuç alacaktır diye düşünüyoruz. Teşekkürler.